İzleyenler Ümit Aktan bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, kolay gelsin, İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim Ümit Aktan. Sizin gibi bir duaya ilk yayınım olacak benim de. Böyle bir nahoş konuyla başlamak istemezdim ama dün akşam... <laughs> Estağfurullah, biraz... teşekkür ederim. <laughs> konuşmak istiyorum. Bir çirkin tavır evet. Atina'dan geldi. Tabii olanları açıklamaları vesaire... Hepsini ekranlarımıza taşıdık. Bir skandal tabii bilemiyorum. Ne söylenmeli, nasıl yorumlanmalı? Sözelmen size Veli. Yani tamamen bir saygısızlık söz konusu. En hafif tabiriyle. Ve bu biraz da kasten yapılmış bir tavır. Benim kendi yaptığım küçük araştırmalarıma göre buradaki prosedürlerin tamamını yerine getirmiş olan Galatasaray yola çıkıyor, pasaporttan geçiyor. Atina'ya yani Yunanistan topraklarına giriş yapmış oluyor. Hatta otobüse gidecekken geri çağrılıp buradaki PCR testinin geçerli olmayıp Yunanistan'da tekrar PCR testine girmeleri gerektiğini bir işgüzar görevli söylüyor. Yani e, çok resmi bir tavır da değil ama belli ki e, böyle acı çektirmek üzere yapılmış bir tavır. Doğrusunu yapıyor Galatasaray Başkanla Fatih Terim'in teması sonrasında geri dönüyorlar. Şimdi öyle bir şey ki bu özür devletler düzeyinde veya spor bakanlıkları düzeyinde birbirlerinden olabilir ama mahcup olduklarını deklare ediyorlar. Mahcuplar. Bu da bir şey fakat bu bir özür gerekir hatta bir belki ceza gerektirebilir rakip takıma çünkü bu bir öneleme olabilirdi. Biz veya aynı gruba düştük. PSV Eindhoven'ı diyelim ki geçti Galatasaray inşallah. Hemen arkadan gruplar oluştu ve biz Panathinaikos'la veya Olympiakos'la aynı gruptayız. Aynı testlerle gidemeyecek miyiz? Hadi almasınlar bakalım o zaman. UEFA'da bunun hesabını nasıl verecekler? Yani ortada bir saygısızlık ve kasten yapılmış bir durum olduğunu seziyorum. Biz şimdi buradan virüsleri topladık. E, dedik ki Donk'a, Donk gibi bir adama veya Mustafa Muhammed'e çocuğum siz pozitifsiniz gidin bütün Yunanistan'ı koronavirüs yapın. Herkesle koklaşın öpüşün hepsi virüs olsun. Böyle bir mantıkla mı gidildi oraya? Yani hiçbir tutar tarafı yok. Bence e, Yunanistan bu konuda mahcubiyetin ötesinde bir tavır sergilemeli. Bir de tabii Fatih Hoca'nın söylemleri de var. O İstanbul'a dönüşte Ümit Aktan tüm detayları ayrıntılarıyla anlattı. İşte aslında herkes çıktı diyor. Takımın yarısı neredeyse çıkmış. Damgalar da vurulmuş evet. pasaporta. İşte malzemeler, malzemeciler, evet. futbolcular çıktı. Ülkeye giriş damgalarını alıp çıktılar. Onlar herkesi çağırdılar. Ee, biz teste girmeden çıkan var dedik. Sonrasında otobüse binenleri geri çağırmışlar. Dediğiniz gibi çok nahoş, yani çok ilkel bir davranış çok yani tatsızlığın ötesinde görgüsüzlüğün Bilimçli ötesinde bilinçli dediğiniz gibi kasıtlı davranışlar. Aynen öyle ben öyle düşünüyorum. Hadi bakalım Türkler geldi bunları biraz sıkıntıya sokalım ötesinde. Biz daha evvel gümrük kapılarında buna benzer şeyler yaşandı. Zor girilen, sıkıntılı girilen ülkeler oldu ama bu başka bir şey. Bu bir dostluk maçı adı üstünde dostluk. El sıkmaya gidiyoruz. Buna böyle bir tavır sergileyemezsiniz. Üstelik de PCR testleri, bütün prosedürler var. Otobüsten geri çağırıyorsunuz. Siz kimsiniz ya? Yani iki ülke arasında da Ümit Halk'tan son zamanda yapılan anlaşmada karşılıklı testlerin kabulü de var. Ona rağmen... Var. Onu, de, evet. evet. Çok sıcak da bir hava esiyor arada. Birçok şeyi halletmiş durumdayız. Ege Denizi üzerinde, e, Akdeniz üzerinde bir takım şeyler e, eskisi gibi değil. Yani son 6 ay içerisinde çok şey değişti. Ama burada yaraya tuz ekti Yunanistan yetkilileri. Kesinlikle. Ee, pasaportlarını istemişler üstelik yani kafilenin. Fatih Hoca'nın söylediğine göre futbolcularımız işte 13 saat orada bekledi. Sıkıldılar, acıktılar, yoruldular. Bir de pasaportlarımızı istediler. Deport edeceklerini söylediler bize. Biz vermedik diyor. Orada bir duruş da sergilemişler. Bir de kalkış izni evet. de verilmemiş. Geri dönüşe karar verildikten sonra. Önce vermediler sonra su verdiler diyor. Yani hakikaten çok ilginç yani, bir şimdi durum. Şimdi bir adım daha ileri gideceğim. Resmen terbiyesizlik evet. etmişler. Bütün bunlar birleşince bir art niyet olduğu, kasıtlı olarak yapıldığı ve saygısızlığın ötesinde ciddi bir iki ülke arasında bir ülkenin diğerine son derece terbiyesiz bir davranışı var. Kesinlikle öyle. Spor Bakanı Kasapoğlu kınadı Ümit Akdoğan. İşte internet sitesinden evet. Galatasaray Kulübü'nün açıklaması var. Dışişleri Bakanımız destek verdi. Evet. Atina Büyükelçisi bizzat gitmiş havalimanına. AK Parti sözcüsü evet. Ömer Çelik bir mesaj yayınladı. TFF tepki gösterdi. Evet. Açıklamalar da yapıldı bu noktada. Hiç ve umursamıyorlar gibi davranıyorlar ama e, bu tepkinin UEFA'ya da aksettirilmesi lazım. Herhalde yapıyorlardır o çalışmayı da. Evet. Peki e, ağzınıza sağlık. E, bu arada e, şöyle bir açıklama da var. Lig fikstürü de çekilecek saat 19'da gerçekleştirilecek. Artık takımlarda transferlerle evet. beraber hazırlıklarını sürdürüyorlar. E, sizinle nadir bir yayın yapıyoruz o yüzden ben genel olarak fikirlerinizi almak isterim. <laughs> Geçtiğimiz sezon sizin, sizin için nasıl geçti Ümit taktan? Yeni sezondan beklentileriniz yani... neler? Biraz belki erken ama yine de almak isterim. <laughs> Çok daha farklı bir sezon olacağını düşünüyorum. Yine çok takımlı bir yarışa girilecek ama bu yarış 4-5 takımın omuz omuza gideceği bir yarışı sezon sonuna kadar yaşamıyor. Yabancı kuralı nedeniyle Anadolu'daki birçok takımın geçen seneki kadar diş gösteremeyeceğini ama birçok takımın e, büyük takımlara çelme takacağını engeller çıkartacağını düşünüyorum ama şu anda Trabzonspor'un yapılanmasını beğeniyorum. Galatasaray eski hocasıyla, takımı bilen, yapıyı bilen, oyuncuları bilen hocasıyla bir yapılanmaya gidiyor. Bir Hollandalı'nın peşindeler. Bitirmek üzereler, sadece imza parasının üzerindeki pazarlık kalmış. Benim düşünceme göre Hollanda'dan Hoca alınmaz oyuncu alınır. Hı hı. Dolayısıyla Van Harnold konusunda doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum çünkü orayı Emre Taşdemir, Ömer Bayram'la geçici olarak tedavi edersiniz. Pansuman olur. Oraya ciddi bir sol bek takviyesi gerekmekte. Ama bu Besiktas'ın maçına ne kadar etki eder, ne kadar randıman verir bilmiyorum ama Hoca'nın söylediği doğru. 10 transfer de yapsak garantisi yok. Hiç yapmasak da Eindhoven için garantisi yok. Yani Anadolu takımlarının bu transfer ve yerli oyuncuların iyilerini de kaptırmış olmaları nedeniyle çok büyük çelmeler takacağını düşünmüyorum. Küçük sıkıntılar verecekler ama Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lige at başı bir giriş yapacağını düşünüyorum. Çok şükür ligimize kavuşuyoruz kendi kendimize. Ee, üstelik de biraz seyircili seyircili başlayarak biraz tad almaya başlayacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Peki Ümit Aksan Adana Demirspor Süper Lig'in yeni takımlarından bu yarış neresinde olur? İddialı bir kadro geliyor. Balotelli de Bolu kampına hatta <laughs> bu hafta bugün yarın katılacakmış. Belhanda geldi, Svensson, Asan evet. Balonga gibi isimler. İşte David Luiz mesela listedeki bir isimmiş. Yenek ya, ya Çok tabii fiyatlı yani, isimler bunlar. Beklentiniz ne merak ediyorum. Doğru, doğru. Yani müthiş bir takım yapıyorlar gibi görünüyor. Ama bu bir toplama takım. Yani ayrı dünyaların insanları bir araya geliyor. Ee, Sayın Sancak herhalde çıldırmış olmalı diye düşünüyorum. Gözünü kararttı ve e, böyle bir takım oluşturuyor. Balotelli ile Belhanda'yı arkada David Luiz'i e, ...koyduğunuz bir takım bir araya gelmiş ünlülerden oluşan bir grup olabilir. Ama bir takıma dönüşmesi için e, yani Samet Aybaba'nın işi çok zor. Bu insanları sevk ve idare etmek kolay iş değil. Çünkü çılgın çok arada. Tamam bunlar artist, çok önemli işler yapıp, çok önemli güzel goller atıp... ...çok önemli maçları kazanabilirler ama... Yani Adana Demirspor Rize maçını ne kadar ciddi oynarlar onu tartışırım. Peki taraftarlar tabii bu isimleri takımlarında gördükleri için e, heyecanlılar. Bakalım başarı sağlayabilecekler e mi? Ben de ben de yani bir Ada Demirspor Taraftarlar değilim maçını... aslında futbol severler diyelim öyle değil mi herkes. <laughs> Aynen de de heyecanlı. öyle. Aynen öyle. Bir de bir avantajı var. Bu bir dezavantaja da dönebilir. Yani çok sadık, ateşli, tutkun bir seyirci grubunun önüne çıkacaklar. Ama ilk e, kötü oynadıkları maçta veyahut yine tribünlere ellerini kaldırıp da susun diyecekleri bir maçta ki bunu yapmış adamlar bunlar. O zaman o tribünler e, İstanbul'daki takımlardan veya İtalya'daki herhangi bir takımdan daha büyük dert olur başlarına. Dolayısıyla o seyircinin ateşini doğru kullanıyor olmaları lazım bu insanların. Yani Balotelli'nin de herhalde attığı golden sonra biraz sevinmesi, <laughs> sevinmeyi öğrenmesi lazım. Peki son olarak Trabzonspor beklentinizi sormak isterim. Onlar da tabii güzel isimlerle takviye ettiler takımlarını. Antrenman devam ediyor. Evet. Önümüzdeki sezon sizin beklentiniz ne Trabzonspor'dan ki hala listelerde Şimdi, kıymetli isimler var. Ben e, Trabzonspor'un en doğru işi yaptığını bir ...teknik direktör takımı oluşturuyor... ...Abdullah Avcı'nın takımı bu... Ee, ...ona göre... ...oyuncuları bir araya getirdi... ...sezonu doğru zamanda açtılar... ...doğru yüklemeler yapıyorlar... ...ben Trabzonspor'un bu sene... ...çok ciddi bir... E, ...ilk iki adayı olduğunu düşünüyorum... ...bir niye olmasın diyorum... ...çünkü... E, ...Abdullah Avcı yarıda gelmedi şimdi... ...bu takımı kendi yaptı... ...hesabını da kendisi verecek... ...ve bu takım kötü bir takım olmadı... Parçalar doğru montaj yapıldı diye düşünüyorum. Bence en ciddi zirve adaylarından birini izleyeceğiz Trabzon'da. Peki Ümit Aktan çok teşekkürler. Çok keyif aldık. Daha sık umarız bağlantılarımızı yaparız bundan sonra. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Ne zaman isterseniz ben hazırım. Çok teşekkürler. Kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kolay gelsin. Ve renkli görüntülerle bu bölümü noktalayalım.